problemleri çözümü yönünde hep beraber bir ortak paydada buluşmaya çalışacağız. Bunlar belki mevzuata takılır ama en azından de biz tabii her zaman şunu söylüyoruz ileride. Gıda fiyatlarında dünyada çok ciddi bir artış yaşandı. Aslında gıda fiyatlarıyla alakalı veya tarımsal fiyatlarla alakalı dünyada çok büyük bir problem olacak bir durum var mı? Evet, kuraklık var, ülkemizde var. Dünyada da bir miktar kuraklık var ama üretimin toplamı itibariyle bunların aslında hiçbiri şu andaki fiyat artışlarına izah edecek bir vaziyette bir durum ortaya çıkarmıyor. Elbette belirsizlikler, belirsizliğin yönetimi ve bu belirsizliklerle beraber ortaya çıkan durumlar ister istemez fiyatların artışına sebebiyet verdi. Dünya tabii ki biz de dahil olmak üzere bütün ülkeler bu belirsizlikleri yönetmek durumunda kalıyoruz. Yani biz geçtiğimiz Mayıs ayında Eylül-Ekim gibi pandemi ülkeyi terk eder mi diye düşünürken bugün itibariyle bakıyoruz hala pandemiyle alakalı ülkemizde Allah'a şükür önemli bir derecede bir başarı olmasına rağmen Avrupa ülkelerinde tekrar ve yeniden kapanmaların meydana geldiğini ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. Bunun anlamı şu, bir süre daha bu belirsizlikte yaşamak durumundayız. Allah'a bin şükür olsun ki ülkemiz güçlü tarımsal üretim altyapısı, iyi bir perakende zincir ve lojistik altyapısıyla önemli bir gıda problemi yaşamamıştır. Yani dünyanın her ülkesinde olduğu gibi kuyrukların yaşandığı, rafların boşaldığı, rafların yağmalandığı bir durumla karşı karşıya kalmadık. Ve pandeminin en sert yaşandığı bu son günlere kadar da çok önemli bir problemle karşı karşıya kalmadık. Elbette hem pandeminin dünya çapındaki etkisi hem de gelişmekte olan ülkelerin genel problemi olan dövizdeki çalkantılarla da beraber maliyetlerin artması ve gıda fiyatlarının artmasıyla da karşı karşıya kaldık ki özellikle burada da şunu ifade etmek istiyorum. Gıda fiyatlarının artışıyla beraber birçok üreticimiz, perakendecimiz, lojistik yani bu işin en nihai anlamda tüketiciye önünü sunan tüm noktalarda şu söyleniyordu. Ya evet biz maliyetimiz belki daha düşük ama zam yapmak durumundayız. Yerine koyma maliyetiyle satıyoruz çünkü. Belki de haklılardı ama bugün itibariyle düşüş trendinde de kamu vicdanını biraz daha rahatlatmak istiyorsak aynen yerine koyma maliyetleriyle yani yüksekten dahil mal etsek yerine koyma maliyetleriyle de raf fiyatlarında bir ucuzluk yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. Başta gıda olmak üzere tabii tüm tekstil, diğer insanoğlunun ihtiyaçlarına olan tüm malzemelerinde bu ucuzluğu, bu rahatlamayı da görmeyi arzu ediyoruz. Burada Tarım Kredi Kooperatifleri burada da bir ön aldı. Birçok temel gıda ürünlerindeki fiyatlarında da hızlı bir şekilde maliyetleri yüksek dahi olsa yerine koyma maliyetiyle bu fiyatları geri çekerek burada sektörde en büyük kurum olmasa da öncü bir kurum olarak yerini aldı diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de sektörün diğer paydaşları, diğer oyuncuları da bunların gereğini yapacaktır. Gereğini yapmayanlarla da alakalı hem Ticaret Bakanlığımız olsun hem de Hazine Maliye Bakanlığımız olsun gerekli denetimleri yapacaklarına kamuoyunu bilgilendirdiler. Ama kamu vicdanını hızlı bir şekilde rahatlatmak istiyorsak, bu yerine koyma maliyetiyle madem bu işleri yapıyorsak hızlı bir şekilde de buradaki raf fiyatlarında düşmesini bekliyoruz. Yani un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında dünyada ikinciyiz. Yani üç aşağı beş yukarı nereye bakarsanız bakın, bizim arazi ölçeğimizin küçük olmasına rağmen birçok Türkiye'nin de yapısal problemleri vardır, bunları da kabul etmek lazım. Bizim Türk çiftçimiz, Türk üreticimiz, besicimiz, yetiştiricimiz son derece başarılıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak biz bir regülasyon yapıyoruz. Yani regülasyonda bir, önce üreticiye hizmet etmek, üretici için doğru fiyatın piyasalarda oluşturulmasını sağlamak için çok önemli bir regülasyon görevimiz var. Ama bu dönemde de mesela bir un regülasyonu yaptık. Bu ne kadar biliniyor bilmiyorum ama bugün itibariyle ekmeğin fiyatının belli yerlerde sabitlenmesi veya kalmış olmasının da ana sebeplerinden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Ekmek maliyetini düşürmek için mesela uygun fiyatta buğday satışı yaptık. Bunu da işleyen fabrikalara taahhüt verenlere
185 ile 205 lira arasında çuvalını satacağım diyenlere de taahhüt aldık ve un ekmek maliyetinden aşağı yukarı 1/3'ü buğdayın fiyatının artışından kaynaklı. Ekmeğin maliyetinin buradan yükselişini belli miktarda engelledik diye düşünüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi, ondan sonra TOP, Ticaret Bakanlığı ve Valilik'in denetimiyle de bu işi hala sürdürüyoruz. Ama peyderpey burada fiyat artışları gerekiyorsa bizim tarafta da buğdayda hala önemli bir sübvanse yapıyoruz burada. Gerekiyorsa yaparız. Ayrıca yem için bir regülasyon yaptık. Burada hayvancılık yapanlar mutlaka biliyordur ve faydalanıyordur. Uygun fiyatlı besicilerimize bir hububat satışı yaptık. Başlangıçta hem besiciler hem de yem sanayisine bunu tahsis ettik. Aşağı yukarı besi sektöründe ilave 2-3 milyar liralık bir yükün önüne geçmiş olduk. 4,5 milyon besi ve süt hayvanıyla 200 civarında kanatlı entegre tesisinin yem ihtiyacını karşıladık ve 2,6 milyon ton civarında bir hububat satışı yaptık. Tabii ki tarımın finansmanı önemli. Burada zaten Ziraat Bankası üzerinden gerekli desteği veriyoruz. Bu dönemde de bizim Ziraat Bankası'ndan ricamız artan maliyetlerle, özellikle girdi maliyetlerimiz hem mazotta hem gübrede hem ilaçta hem yemde diğer taraflarda da artan maliyetlerde de bu finansman miktarımızın çiftçi başına bir miktarda artılması gerekiyor. Bunu da sürekli olarak konuşuyoruz. Devamını getiriyoruz. İki konu daha var. Yani üç tane şey sattık. Destekler, müdahale alımları ve krediler. Biri gelir koruma sigortası. Ülkemizde olmayan bir konudur ama Amerika'daki tarımsal sigortaların %85'i gelir koruma üzerine yapılır. Gelir koruma şudur. Bir poliçe satın alıyorsunuz. O poliçede diyor ki işte çiftçi Bekir Bey işte 100 dönüm tarlasını eker, işte şu kadar buğday alır. Bunun altında eğer verimde ve fiyatta bir fiyat oluşursa ve bunun altında bir şey oluşursa aradaki fark bu poliçeyle ödenir. Böyle bir sisteme doğru da başta stratejik ürünlerde, ondan sonra da akabinde de diğer ürünlerde geçiyor olmamız lazım. Amerika buna ve bazı batılı ülkeler geçmiş durumda. Bunu da biz Konya'da deniyoruz aşağı yukarı 2 senedir. 2023'ten itibaren tüm ülkeye yayıyor olacağız. Bir de bu işlerin bir adım daha ötesi var ki yine gelişmiş ve batılı ülkelerde kullanılan önemli bir sistem sözleşmeli üretim. Yani alıcıyla satıcının veya alıcıyla üreticinin bir araya geldiği doğru yapılandırılmış bir sistem. Bugün sözleşmeli üretim var Türkiye'de. İşte pancarda var, patates de var, domates de var. Ama bunu daha yaygınlaştırmak, buradaki mevzuat eksikliklerini gidermek son derece önemli olur diye düşünüyorum. Destekleme ile alakalı da müjdelerimizde de yine kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarının korunmasının desteklenmesi, tarımsal yayım danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretim desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesine bugün itibariyle hesapları aktarmaya başlıyoruz. Bu tabi Türkiye çapında bir 244 milyon lira ödenen. Bunu da vatandaşlarımıza bildirmiş olalım. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu